Georgia eyaleti Senatör Hillary Clinton için 18 oy, Amerika'nın bir sonraki başkanı Senatör Barack Obama'ya ise 82 oy vermekten gurur duyar. Adayların Kasım'daki seçimlerde oy pusulasında yer alabilmesi için parti adaylığını alması gerekiyor. Bu kararı delegeler veriyor. Ön seçimlerde oy kullanan seçmenler aslında oylarını adaylara bağlı delegelere veriyor. En fazla delegenin oyunu alan aday partisinin başkan adaylığını kazanıyor. Cumhuriyetçi Parti kurultayı Florida'nın Tampa kentinde 27 Ağustos'ta toplandığı zaman 2286 delege hazır bulunacak. Partinin başkan adayı olmak için 1444 delegenin oyu gerekiyor. Demokrat Parti'nin kurultayı ise 3 Eylül'de Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak. Kurultaya 5554 delege katılacak. İkinci kez aday olmak için 2778 delegenin desteğini alması gereken Başkan Obama zaten partisinin tek adayı. Delegelerin başkan adaylarına paylaştırılması konusunda iki parti de farklı yöntemler izliyor. Demokrat Parti'de bu sürecin nasıl işlediğini parti ulusal komitesi basın sözcüsü Melanie Russell anlatıyor. Eyaletlerde ya hükümetin ya da partinin yaptığı ön seçim gerçekleşiyor ya da yerel parti seçimi yapılıyor. Buna göre o eyaletten kaç delegenin bir adaya bağlanacağı belirleniyor. Russell her eyalette delegelerin adaylara orantılı şekilde paylaştırıldığını söylüyor. Örneğin bir aday bir ön seçimde oyların %35'ini toplarsa eyalet delegelerinin de %35'inin desteğini alıyor. Bu delegeler parti kurultayında da bu adaya oy verme taahhüdünde bulunuyor. Ancak 5554 demokrat delegenin hepsi belirli adaylara bağlanmıyor. Süper delege denilen ve vali, senatör ve milletvekilleri gibi üst düzey yetkililerden oluşan 727 delege hangi adayı isterse onu destekleyebiliyor. Cumhuriyetçi Parti'de ise bazı eyaletler delegeleri demokratlar gibi orantılı şekilde paylaştırıyor. Diğer eyaletlerde ise ön seçimi kazanan bütün delegeleri de topluyor. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi İletişim Direktörü Sean Spicer açıklıyor. Mart ayından önce ya da Mart ayı içinde ön seçim yapılan eyaletlerde delegeler adayların aldıkları oy oranına göre paylaştırılıyor. Bu şekilde adayların birkaç ön seçim kazanarak bütün delegeleri toplayıp partinin başkan adaylığını kolayca kazanması engellenmiş oluyor. Delegeler ilk oylamada bağlı oldukları adaylara oy veriyor. Ancak bir aday ilk oylamada partisinin başkan adaylığını almayı başaramazsa kurultayda farklı cepheler başkan adayı çıkarmak için ya birbirleriyle mücadele ediyor ya da birleşiyor. Ancak Cumhuriyetçi Parti 1952 yılından beri böyle bir durumla karşılaşmadı. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.